Ha şimdi benim limonamı içmem lazım ya. Sinan Bey. Ya benim işim bitti de eğer istediğiniz başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Teşekkür ederim. Yok, insan. Sonunda başardık. Evet, galiba. Geç bakalım. Hı hı. Mor da yakışmış. Teşekkür ederim. Mesajınızı aldım ama tabii cevap veremedim malum. Öksürme krizi tuttuysa demek. Demek çok eğlendirdiysem. Yanında mutluysam demek ki. Hadi geç. Aa, tutun tutun. Tutun tutun. Aa, Ömüş ve Kuru Kız. Sen ne kadar yufka yürekliymişsin Ömer. Yasemin'i geri almışsın. Ha, öyle oldu. O da istiyorum ben. Ya, öyle mi? Evet hayatım, özel bir oda. Tamam mı? Son sözüm bu. Koray, şirkete haftada bir gün geliyorsun. Ne yapacaksın odayı? Bir söylesene bana. Hayatım privacy. Sanatçıyım ben. Özel alanım olmayınca hırçınlaşıyorum da. Onu fark ettim. Fark etmek yetmez Ömer. Harekete geç. Move on hayatım, move on. Allah, resmen yeteneğimi cezalandırılıyor. Yaratıcılığım çökmüş durumda. Bir köşede ağlayan çocuk gibi yeteneğim. Psikolojisi alt üst olmuş durumda yavrumun, yeteneğimin. Allah'ım, güzel yeteneğim. Güzel yeteneğim. Ömür. Fırtına koptu kopacak. Yavrumla beraber oda istiyoruz biz. Bir düşüneceğim. Oldu mu? Olsun mu? Koray tamam artık. Değil mi Koraycığım? Ah iyi tamam. Geç. Mantık, irade, kuvvet, bıdı 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 bıdı. Gitti mi o yani çok konuştu be. Gitti gitti. Biz seni bırakalım çöküyle. Aa yok. Benim başka bir işim var. Ben eve gitmeyeceğim. Başka bir işim var. Hı, evet. Ne işin varmış? Yani ben olmayınca ne yapıyorsun? Arkadaşlarına çekirdek çitlemek dışında. Merak ediyorum. Yani böyle çok merak edecek bir şeyim yok. Sıradan bir kızım işte. Yok yok yok. Hiç değil. Ya ben seni çok merak ediyorum. Hiç beklemesek. Hiç konuşmasak. Ben şurada seni öpsem. Manu'daki gibi mi? Gerçi o zaman tanışmıyorduk, çok kızmıştım. Şimdi? Şimdi kızar mısın? Ay. Gerçekten düşüp bayılacağım ben. Tamam, tamam. Git nereye istiyorsan git. Sorun yok. İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Buyurun. Merhaba Sinem, kolay gelsin. Sağ ol abi. Yarın orada bizden iş çıkmaz. O yüzden dedim tatile gitmeden işte ise şunların hepsini bir halledeyim, toparlayayım. İyi etmişsin, iyi etmişsin. Sen zaten hep çalışkan bir çocuktun Sinan. Senin bu iş disiplini çok takdir ediyorum, bravo. Ya abi şimdi övgülerinize layık olmaya çalışıyoruz yani. Demek yarın tatile gidiyoruz ha. Çok eğleneceğiz, acayip eğleneceğiz. Bu işi çok iyi akıl ettim. Gerçekten çok iyi düşündüm. Abi ben düşündüm. Sen mi düşündün?
Hayır yani ben düşündüm. Yani abi düşündüm. Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor. Artık böyle kıvrana kıvrana nereye kadar? Ne edip edip ben Defne ile konuşmaya karar verdim. Ha o mesele. Ne dedin peki? Yok abi daha demedim. Diyeceğim. Yani hani diyeceğim ki Defne benimle beraber olurmuş. Çünkü ben ömrümün her anını yani seninle geçirmek istiyorum diyeceğim. Vay. Büyük karar. Ama abi sanki konuşmazsam böyle kendimi hiç affetmeyecekmişim gibi geliyor. Bilmiyorum. Peki hayır derse? Ya evet derse? Ama senaryonun her zaman en kötü tarafını düşünmek lazım. Yoksa çok üzülürsün. Yani artık üzülürsem de... Üzülürüm abi ne yapalım? Benim kararım kesin. Ben yarın Polonezköy'de Defne ile açık açık konuşacağım. Artık içimden ne geçiyorsa söyleyeceğim abi. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. O zaman ben gideyim insanların bir nabzını ölçeyim bakalım. Yani bu tatil için heyecanlı mı insanlar değil mi? Heyecansız olan varsa biraz heveslendireyim, motive edeyim, gaza getireyim. Kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Beni geri aldılar. İşime geri döndüm düşünebiliyor musun? Sensiz olmaz. Mutlaka dönmen lazım dediler. Hadi hayırlı olsun. Neyse canım. Yabancı yok. Aslında tam olarak da öyle demediler. Yani cadıyım falan ama işimi iyi yapıyorum sonuçta. Onlar da farkında bunu. Vazgeçemediler işte benden. Nasıl vazgeçsinler ki? Yani... Bir asistan kızla kavga ettim diye beni kapının önüne koyacak halleri yok. Bu asistan kız Defne değil mi? Evet. Senin arkadaşın da o değil mi? Değil. Canımdır o benim. Kardeşim hatta. Benden de bahsediyorsunuzdur tabii siz. Yoruyor musun biraz? Haberim var. Bu kavgayı konuşmamıştık ama. Anlatmadı yani. Sen de haliyle arkadaşının tarafını tutacaksın tabii. Aman iyi tut. Sen de nefret et benden. Ben alışkınım zaten insanların nefretiyle yaşamaya. Sıkıntı yok. O kadar kolay değil Yasemin Hanım. Ne? Ben nefret etmeyeceğim senden. Sen kendini düzelteceksin. Hah, yamukluk bende yani. Değilse neden bu kadar yalnızsın o zaman? Neden en zor gününde kimse yoktu yanında? Nasıl kimse yoktu ya? Sen vardın işte. Yani... Gerek de yoktu aslında. Ben kendim de... O kadar yalnızlık kimseye iyi gelmez Yasemin. Bence çeki düzen ver kendine. Ya... Vermezsem ne olacak? Iskalarsın. O olur, ıskalarsın. Daha kötüsü bu inadın yüzünden neyi ıskaladığını da bilmezsin. Ya bu taraf daha zevkli diyorum. Sen güvensene bana. O taraf? Böyle nefretten ziyade sevmek, sevilmek filan. Güzel şeyler bunlar yani. Haberin olsun. Ya rahat otursana kızım, dikildin tepeme. Otururum babacığım, otururum. Babacığım, son günlerde köşke gittiniz mi hiç? Şöyle bir içeri baktınız mı? İçeride bayağı kıymetli eşyalar vardı. Aklın fikrin köşkte değil mi? Bari bunu belli etmesen. Aşk olsun babacığım. Olur mu öyle şey? Hayır yani içeride böyle aile yadigarı, antikalar falan bir şey olmasın diye şey yaptım ben. Aile dedin de aklıma geldi. Sude ne yapıyor ha? Dönmeyecek mi artık ülkesine? Ecnebi yerleri memleket edindi kendine. Aa babacığım daha yeni konuştum. Hmm. Size sevgilerini gönderdi. Çok özlemiş dedesini. Ben de çok özledim torunumu. Dönsün gelsin artık evine, yeter artık ha. Gelir babacığım, gelir. Babacığım Necmiler gelene kadar size bir şey ikram edeyim. Hı hı.
Mine yok mu? Niye sen ikram ediyorsun? Yok. Var. Var da yok. Ay ay babacığım. Kendi elimle şöyle bir kahve size. Tamam tamam. Senin elinden acı bir kahve içeyim hadi. Hemen. Ay nerede kaldı bunlar? Neriman Hanım da maşallah yani hep yeni bir solukta çıkıyor karşımıza. Neriman öyledir. Onun kitabında rutin diye bir şey yoktur. Bugün sabahtan beri 50 kere mesaj attı bana. Şimdi Hulusi Bey sizin babanız oluyor değil mi? Evet. Yani dolayısıyla tabii Ömer Bey'in de dedesi oluyor. Doğal olarak. Yalnız ben Ömer Bey'in dedesinden bahsettiğini hiç duymadım. Yani hatta bir dedesi olduğundan bile haberim yoktu. Bahsetmez. Adını bile ağzına almaz. Aa niye? Küsler çünkü. Aa neden? Yani şey... Tabii öyle özel bir şey değilse. Özel mi? Bunun özeli mi kaldı artık? Sen resmen bizim aileden biri oldun. Peki. Anlatayım o zaman. Ama biraz kırık bir öykü. Tamam. Biz Denizli bir aileyiz. Aslında tekstil işiyle uğraşıyorduk. İşlerin başında abim Ahmet vardı. Ömer'in babası yani. Ahmet Bey, Ömer Bey'in babası. Hı. Abim Emine diye bir kızla tanıştı. Sonra da işler alt üst oldu. Çünkü birbirlerine çok kötü aşık oldular. Bunun nesi kötü ki? Nesi mi kötü? Babam hiçbir zaman Emine'yi gelin olarak kabul etmedi. Emine Hanım, Ömer Bey'in annesi. Ben onun fotoğrafını görmüştüm daha önce Ömer Bey'in odasında. Emine Üsküdarlı çok güzel bir kızdı. O zaman tıp fakültesinde okuyordu. Sonradan mezun olup doktor oldu. Ama babam ilişkilerini hiçbir zaman onaylamadı. Kök söktürdü onlara. Çünkü babam abimi Eşraf'tan birinin kızıyla evlendirmek istiyordu. Ama abim de babamı dinlemedi. Emine ile evlendi. Sonra da Ömer doğdu. Anladım. Anlamadım. Anlamadım. Ömer'in doğumundan kısa bir süre sonra Emine çok kötü bir hastalığa yakalandı. Lenfoma oldu. Tedavi için çok uğraştılar. Çok para harcadılar ama fayda etmedi. Emine vefat etti. Emine öldüğünde Ömer daha 17 yaşındaydı. İtalyan tezini yeni bitirmişti. Ay. Emine'den kısa bir süre sonra da abimi kaybettik. Trafik kazası. Çok alkollüydü. Emine'den sonra kendini içkiye verdi. Depresyon. Moral bozukluğu. Emine'siz yaşayamadı. Büyük aşktı. Ömer de dımdızlak ortada kaldı. Hiçbirimizin yardımını kabul etmedi. Olanlardan hep babamı yani dedesini sorumlu tuttu. Onu hiç affetmedi. Sadri Usta'nın yanına sığındı. Onun dükkanının arkasındaki odada yattı kalktı. Ona çıraklık etti. Ayakkabıcılığı öğrendi. Sonra da babasının ona ayırdığı fonla İtalya'ya üniversite okumaya gitti. Sonra ne oldu peki? Anne yok, baba yok. Hadi benim yine anneannem var. O dedesine de sırtını dönmüş. Herhalde siz sahip çıkmışsınızdır. Nerede? Dedim ya. Hiçbirimizin yardımını kabul etmedi. Hep kendi başına olmayı tercih etti. İşte Ömer bu yüzden... Hiç kimseye boyun eğmez. Hiç kimsenin sözünü dinlemez. Hiç kimseye de güvenmez. Anladın mı şimdi Ömer? Bizim ağızla. Bildin mi şimdi Ömer?
Defneciğim, gel. Memnun oldum kızım. Merhabalar, ben de Defne. Geç otur. Hoş geldin babacığım. Umarım geç kalmamışızdır, fazla bekletmemişizdir size. Bekledik, bekledik ama neyse. Hadi geçin. Ne içersiniz? Sakın bir şey içme, Emine yok, çok yoruldum. Ben bir şey içmem, sağ ol canım. Ha. Nasılsın kızım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir. Babacığım, nasıl? Anlattığım kadar var değil mi? Ben hayatımda Defne kadar tatlı, Defne kadar naif, Defne kadar terbiyeli bir kız görmedim. Ay yok canım, abartmayın. Aa, olur mu? Defneciğimiz bizim bir tanemizdir. Gerçi Ömer de bizim bir tanemizdir. Yöngesinin gülü o, gülü. Ömer benim kıymetlimdir. Onun yeri ayrı. Onun ileride çok mutlu olmasını istiyorum. Bir torununuz olduğunu şimdi mi hatırladınız? Efendim? Torununuz diyorum. O yüzden mi o kadar üzdünüz? Yapayalnız bıraktınız? Çok kötü şeyler yaşanmış. Vallahi size ne kadar kızsa haklı. Defneciğim, neler diyorsun tatlım? Ay, yorgunluktan bu. Ay çok yoruyorlar bu kızı. Seni bir tatile gönderelim hayatım. Hatta hemen gönderelim. Bırak Neriman, konuşsun kız. Herkes sizin gibi pışpışlayacak değil beni. Hem dediklerinde hak payı da var. Zamanında çok hatalar yaptım ben de. İnsanları bu kadar darmadağın ettikten sonra benim de hatam oldu deyip geçmek pek olmuyor. Yani bir hata yapmaya hakkımız yok mu? Yapabiliriz tabii. Yaparız da. Ama hatalarımızı yaparken karşımızdakine ne kadar hasar veriyoruz, önce onu bir değerlendirmek lazım. Anlıyorum. Haklısın. Peki şimdi ne yapmam lazım? Aa, babacığım, yani bacak kadar kız size akıl mı verecek? Haşa. Bence insanları kontrol altında tutmaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Neriman Hanım'ı. Uzaktan uzaktan torununuzu, beni, Necmi Bey'i. Yani böyle yapa yapa üzmüşsünüz zaten herkesi. Neriman, hadi sen bize bir çay koy da kızımla uzun uzun sohbet edelim. Ben de babacığım. Yok yok, siz zahmet etmeyin. Keyfinize bakın, ben hallederim. De böyle hürmetkardır babacığım. Büyüklerine hiç iş yaptırmaz. Çok saygılıdır. Yani gerçekten çok tatlı bir kız. Dediklerinizde haklıymışsınız. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Ömer hakikaten kalbinin diğer yarısını bulmuş. Yaşasın. Babacığım öyledir. Neredesin? Ben aşağıda seni bekliyorum. Geldim. Hadi atla. Benim burada bir asistanım. Ah, buradaymış. Hadi gelmiyor musun? Geldim Sinan Bey, geldim. Hmm.
Ya Necmi Bey ne kadar güzel akıl etti değil mi bunu? Herkesin ne kadar çok ihtiyacı varmış böyle bir geziye. Ya evet. Aylar var böyle toplu bir organizasyon da yapmıyoruz. Ay biz de en son lisede gitmiştik böyle. Hı? Dedikodu tavan yapar ya böyle gezilerde. İşte kim kimle kaynaşmış, nerede görülmüş. En eğlenceli tarafı. Ne diyorum ben ya? Ay çok ayıp ya, çok ayıp. Ben ne anlatıyorum, çok ayıp. Yok canım, aslında doğru söylüyorsun yani. Böyle geziler çok güzel fırsatlar sunar insanlara. Tabii yani şey, değerlendirmeyi bilirsen. Kızlar, eğleniyoruz değil mi? Necmi Bey, ben de markaya gitsem sanki orası daha eğlenceli gibi ha. Saçmalama gözüm, saçmalama oğlum. Bak yeşillik, açık hava kızların ruh halini olumlu yönde etkiler. Sonra kızlar aşka daha yatkın olurlar bu durumlarda. Değil mi kızlar? Çak. Doğru söylüyorsunuz vallahi, benim de ruh halim etkilendi şimdiden. Kendimi aşk adamı gibi hissediyorum. Hissediyorum bunu Necmi Bey. Gözlük olur mu bak havasından, ne yedin be? Tempo, tempo, tempo.